İki Eşek Masalı. Bundan uzun zaman önce uzak ülkelerin birinde iki yük taşıyan eşek varmış. Bu eşekler yüklenen yükleri istenilen yere güzelce taşırlarmış. Ama bu eşeklerden birisi biraz kendini beğenmişlik yaparmış. Bir gün iki eşek de yüklenmiş. Eşeklerden birisi buğday, birisi de köylülerden toplanan vergi paralarıyla yüklenmiş. Toplanan vergi paralarını taşıyan eşek bir böbürlenme içerisine girmiş ve buğday taşıyan diğer eşeğe şöyle demiş: İki çuval buğday kaç para eder ki? Etse etse 500 lira eder. Bense bir servet taşıyorum. Buğday yüklü eşek böbürlenen eşeğin konuşmasını dinler ama sesini çıkarmaz. İçin içinde onun böbürlenmesine kızarmış. İki eşek de ormanda uzun bir yolculuktan sonra hırsızların saldırısına uğramışlar. Buğday yüklü eşeğe kimse karışmamış. Ama toplanan vergileri taşıyan para yüklü eşeğe iki adam elindeki sopalarla bir güzel yanaşmışlar. İyi bir sopa atıp onu hırpalamışlar. Hem sırtındaki para çuvallarını almışlar, hem de eşeğe bir güzel dayak atmışlar. Böbür böbür böbürlenen eşek, ağrısızı içinde yerde yatarken hem yediği dayağı hem de hırsızların para çuvallarını çalmasına çok üzülmüş. Hırsızlar gittikten sonra buğday yüklü eşek ayakta duramayacak kadar halsiz olan ve yediği dayaktan dolayı yerde yatan eşeğe dönüp alaycı bir gülmeyle "Bak gördün mü? O kadar övünüp durduğun yükün yüzünden başına neler geldi? El alemin parasının hamallığı ile böbürlenmeye kalkanların sonu budur işte." demiş. Boştan yere övünüp bir de üstüne arkadaşını küçümseyen bu eşeğe ne mi olmuş? Bu eşeğe küçümsediği arkadaşı yardım etmiş. Onun yaralarının iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapmış. Küçümsediği arkadaşının kendisine böyle iyi davranması yüzünden de bizim böbür böbür böbürlenen eşek mahcup olmuş. Sizler de başkasının parasıyla, emek verilmeden kazanılmış şeylerle övünmeyin. Gösterişten, övünmekten uzak durun. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri mütevazi olanlara, biri de masalı anlatana. Tilki ile Karga Masalı. Karganın biri ağzında kocaman bir etle bir ağacın dalına konmuş. Oradan geçen bir tilki de kargayı o şekilde görünce kendi kendine düşünüp "O eti kargadan nasıl alabilirim acaba?" demiş. Yavaşça karganın konduğu dalın altına gitmiş ve son derece kibar bir sesle "Günaydın karga kardeş. Bugün çok güzel görünüyorsun. Kanatların da çok parlak." demiş. Karga söylenenlere aldırış etmeyince tilki konuşmaya devam etmiş. "Göğüsleriniz bir kartalınki gibi. Hele tırnaklarınız, affedersiniz, pençeleriniz diyecektim. Pençeleriniz de çelik gibi sağlam görünüyor." demiş. Tilkinin sözleri karganın çok hoşuna gitmiş. Ama yine ses çıkarmamış. Sadece göğsüne ve tırnaklarına bakmış. Tilki pes etmemiş. "Ah ah, bir de sesiniz güzel olsaydı.
kuşların kralı olurdunuz, demiş. Tilki böyle deyince karga birden toparlanıvermiş. Sesimin neyi varmış ki? Bu tilki benim şarkılarımı işitmemiş galiba. Şuna güzel bir şarkı söyleyeyim de görsün güzel miymiş, kötü mü benim sesim, demiş. Kuyruğunu sallayıp kanatlarını da bir kartal gibi açmış ve gaklamaya başlamış bizim karga. Ağzını açıp kendince şarkı söylemeye başlamış ama et de ağzını açar açmaz ağzından düşmüş. Kurnaz tilki eti daha yere düşmeden havada hop diye kapıvermiş ve afiyetle yemiş. Karga ne olduğunu anlayamamış. Tilki kendisine aptal aptal bakan kargaya dönüp şöyle demiş. Ey karga, doğrusu güzelliğine de sesine de diyecek yok. Ama kuşların kralı olman için biraz aklın eksik. Tilki kurnazlığını yapmış, karganın ağzındaki eti kapıp karnını bir güzel doyurmuş. Siz olun, masalımızdaki karganın düştüğü hataya düşmeyin. Başkalarının dolduruşuna gelip de bir iş yapmaya kalkışmayın. Sonra karga gibi elinizdeki yiyecekten olursunuz. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri dolduruşa gelmeyenlere, biri de masalı anlatana. Ahıra giren köpek masalı. Dışarıda sıcaktan bir türlü uyuyamayan köpek sessiz ve serin bir yer aramış. Ahırın uygun olduğunu görünce de içeri girip koca öküzün yiyeceği samanın üzerine kıvrılıp yatmış. Tarladan yorgun bir şekilde eve dönen koca öküz yiyeceği samanın üzerinde köpeğin uyuduğunu görünce şaşırıp kalmış. Allah Allah, bu da neyin nesi, demiş. Önce uyandırmak istememiş ama gün boyunca çalışıp yorulduğu için aynı zamanda da karnı acıktığından şöyle bir şeyler yiyip otun üzerine çökerek günün yorgunluğunu çıkarmak düşüncesinde olan öküz çok beklemiş. Köpeğin bir türlü uyanmadığını gören koca öküz burnuyla köpeği iterek uyandırmaya çalışmış. Köpek uyanmadan yönünü diğer tarafa çevirip uyumaya devam etmiş. Koca öküz köpeği hızlıca itince köpek kafasını kaldırıp koca öküze hırlayarak "Burada da mı rahat yok bize?" demiş. Bunun üzerine koca öküz de "Bak, yiyeceğim samanın üzerine yatmışsın. Kalk da karnımı doyurayım." deyince köpek özür dileyeceği yerde onu ısırmaya kalkmış. Köpeğin bu çirkin hareketi üzerine koca öküz ona şöyle çıkışmış. Bana bak köpek, sen çok saygısızsın. Eğer benim yiyeceğime ortak olmak istiyorsan buyur beraber yiyelim. Ama sen hem kendin yemiyorsun hem de bana yedirmiyorsun. Bu kadar da yeter artık. Kalk git benim evimden. Yatacaksan kendi yerinde, kendi yuvanda yap. Hem suçlusun hem de güçlü, demiş. Koca öküzün kuvvetli boynuz darbelerinden canı yanan köpek kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırmış, koşarak oradan uzaklaşıp gitmiş. Başkalarına rahatsızlık veriyorsak bundan dolayı onlardan özür dilememiz ve o davranışı hemen bırakmamız gerekir. Eğer yaptığınız yanlışta ısrar ederseniz, köpeğin yaşadıklarını siz de yaşayabilirsiniz. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş, biri masalı dinleyenlere, biri yaptığı yanlışı düzeltmesini bilenlere, biri de masalı anlatana.
Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.